Değerli dostlar, hepinize yeniden merhaba. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bugün yaptığı açıklamayla çok önemli bir harekatla bağlantılı kamuoyunu bilgilendirdi. Yani Milli İstihbarat Teşkilatı ile İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Terörle Mücadele Bürosu'nun ve tabii ki Türk Polisi'nin birlikte oluşturdukları bir harekat bu. 33 olduğu ifade edilen ve Mossad, İsrail Gizli Servisi Mossad'a çalıştıkları belirtilen kişi gözaltına alındı. 13 kişi de aranıyor. Türkiye'de İstanbul başta 8 ayrı ilde aynı anda başlatılan bir operasyonla bu kadar adam 57 noktaya yapılan operasyonla bu kadar adam toplanmış vaziyette. Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre bu şahıslar yabancı ülke vatandaşları için takip, izleme, haber toplama, saldırı hazırlığı gibi konularda çalışırken takip edilmişler. Yani kaçırma operasyonları yapma şeyle. Türk vatandaşları değil. Yabancı ülke vatandaşları. Mossad adını. Kaçırma, takip. Kim bunlar? Hamas liderleri. Çünkü biliyorsunuz İsrail yaşamakta olduğu bugünkü bu trajediden, özellikle de bu katliamlarından sonra iyice girmiş olduğu karanlık, ucunda ışık olmayan tünelden kurtulmak için sürekli günah keçisi arıyor. Birinci sırada günah keçisi İran. Ama İran diyor ki ya ben yapmadım diyor. Hamas kendi yaptı diyor. Yani 7 Ekim'deki olayla benim bir alakam yok. Hamas bize de söylemedi. Biz de sizin gibi medyadan duyduk diyor. Mesela. İkinci günah keçisi hem çalışıyor, hem birlikte iş yapmaya çalışıyor, hem rehineleri kurtarmaya çalışıyor. Ama ikinci günah keçisi Katar. Çünkü Hamas'ın bütün önde gelen isimleri Katar'da yaşıyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in bilgisi dahilinde Katar, Gazze'nin ekonomisinin ve insanların ayakta durması için düzenli bir fon aktarıyor. Ama ona da şey değil, Netanyahu Katar'ı çevir. Üçüncü günah keçisi biz. Biz de Katar'a göre daha değişik, daha alt düzey lider kadrosu bulunuyor. Türkiye terör örgütü olarak tanımıyor Hamas'ı ve bu çerçevede bazı önemli Hamas liderleri Türkiye'ye kendileri eviymiş gibi geliyorlar, toplantılar yapıyorlar, ortak stratejiler belirliyorlar. Bence Erdoğan Hamas'ı bu şekliyle kenarında tutmakta doğru bir iş yapıyor. Sonuç itibariyle Amerika'sından Almanya'sına günü geldiğinde herkes ya Erdoğan'a yahut da Katar emiri El Sani'ye geliyor. Ya şunlara bir mesaj versenize diye. Birinin de bunlarla temas halinde olması lazım. Bunlar madde bir işte. Ama biz de günah keçisiyiz. Nitekim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı ve Shin Bet diye adlandırılan İç Güvenlik Başkanı ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda İsrail Savaş Kabinesi'nin nerede olurlarsa olsunlar Hamas liderliğini öldürme, etkisiz hale getirme kararı aldığını duyurdular. Yani işte Halit El-Meşal Beyrut'taysa Beyrut'ta, öbürü Haniye Türkiye'de İstanbul'daysa İstanbul'da, öbürü Katar'daysa Katar'da, bulundukları yerde İsrail Mossad tarafından vurulma kararı aldılar. Eğer geç dediler bunları biz öldüreceğiz. Onun üzerine önce Türk Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan, sonra da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan net açıklamalarda bulundular. Dediler ki bakın bu işin şakası yok. Bu işin şakası yok. Topraklarımızda, Türkiye Cumhuriyeti toprağında herhangi bir kişiye, Hamas liderine veya bir kişiye
şu veya bu şekilde saldırı düzenlerseniz bunun bedeli tahmin edemeyeceğiniz kadar ağır olacaktır. Böyle bir açıklaması var. Hem Erdoğan'ın hem Hakan Fidan'ın hem de diğer grupların. Ama İsrail, buradaki tablo bize bu açıklamadan sonra Türk istihbaratının alarma geçtiğini ve bünyemizde, topraklarımızda var olan Mossad yapılanmasını yakın takibe alarak bu şahısların gerçekten de açıklamalarda yapıldığı gibi bir takım Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan portreleri, karakterleri elemine etmeye, temizlemeye, öldürmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu odur. Bu olay onun devamıdır. Başka bir şeyin de devamı, onu da söyleyeceğim. Hiç bu terör işi böyledir, karışıktır. Kimin eli kimin cebinde belli olmaz. Böyledir. Bakın, sonuç itibariyle çok yüksek seviyede döviz, dijital materyaller ve ruhsatsız silahlar bulunmuş. 13 kişi de aranıyor. Onları da ele geçirir Türkiye. Ve sonuç itibariyle ne İsrail'den bir açıklama var, ne başka bir yerden bir açıklama var. Öyle herkes şimdi takılmış kalmış vaziyette. Hatırlayacaksınız. Yılbaşından hemen önce yine Milli İstihbarat Teşkilatımız, ellerine sağlık, İbrahim Kalın'a da teşekkür ediyoruz. Gayet başarılı bir yapıyla 29'du yanılmıyorsam, IŞİD teröristini ele geçirdi. Bunların da Türkiye'de, bakın bu da yabancı, Türk, yani bizim içimizden kaynaklanan biri değil bunlar. Bu da yabancı, ithal malı bunlar. Biri Mossad, öbürü IŞİD. Onların da Türkiye'de büyük saldırılar, özellikle sinagoglara ve kiliselere dönük saldırılar düzenleyeceği ve istikrarsızlık oluşturacağı ifade edildi. Ben o zaman ne dedim? Bu işin arkasında da İsrail vardır dedim. Çünkü IŞİD dediğiniz şey Batı'nın CIA laboratuvarlarında üretilmiş bir terör örgütü. Selefist melefist böyle İslam diyor ya, boşver geç. Onların girdiği her yerde kazanan bir tek unsur var, Siyonizm. Suriye'de yaptılar işte. Suriye'nin topraklarının %65'i Suriye meşru muhalefetine aitti. Bir güç 2014 yılında Musul'a onları sokmasıyla bütün siyasi topografyanın değiştiğine şahit olduk. Ve bugün eğer hala Beşar Esed oradaysa, bugün hala İsrail rahat rahat oralarda işler çeviriyor. Amerikan askeri de dibimizde PKK ile beraber tatbikat yapıyorsa, bu sadece ve sadece 2014-2017 arasındaki IŞİD varlığından kaynaklanmaktadır. Nitekim Türkiye bunu anladığı için Fırat Kalkanı Harekatı'nda bunlardan 4500'ünü öldürerek tarihin en büyük darbelerinden birini vurmuştu o örgüte. O zamanlar Efraim İmbar, profesör İsrail'le, aman bu IŞİD'i çok fazla hırpalamayın, İran'a karşı bizim ihtiyacımız var diyen adamdı. Şimdi anladınız mı niye arka arkaya geliyor? Eğer onu önleyemeseydik dünyaya şunu diyecekti İsrail. Bakın, Hamas'ı destekleyen Türkiye'de Yahudi sinagogları havaya uçuruluyor. Ya işte bulay budur. Bu kadar gözleri dönmüş. Kendi dinlerine bile saygıları azalmaya başladı. Bir insan kendi camisini mesela Müslüman bombalatır mı ya? Bunun gibi bir olay. Çok dikkatli olmamız gereken bir dönem arkadaşlar. Sağınıza, solunuza bakın. Anladınız mı ne demek istediğimi? Şüphelendiğiniz adamı da emniyetçiye hemen söyleyeyim. Bakın şurada bir adam tuhaf tuhaf işler yapıyor diye. Çünkü bunlar bizim içimizden vuracaklar. Çok net. Hoşça kalın.